İstanbul Belediyesi'nden emekli Mehmet Özbek kardeşimize soralım. Evet. Şarap üzümünü bildiğin kadarıyla anlatabilir misin? Ya şarap üzümünü bildiğim kadarıyla anlatayım. Ben Gürcistan'da bizim akrabalarına gitmiştim ziyarete. Orada bu üzümden şarap yaptıklarını gördüm. Ve farklı bir lezzeti var yani. Bizim o bildiğimiz şaraplardan değil. Çok farklı bir lezzeti var. Bir de kendilerine özel yaptıkları böyle. Birebir bundan yapıyorlar. İşte küplerde gördüm. Küplere koymuşlar. Orada bekleyecek, fışkıracak. Dedim ya bizim üzüm bu dedim. Bizim hurtar üzüm dedim. Ne üzüm dedi. Bu dedi bizim üzüm dediler. Ve bizim meşhur dünyanın en iyi şarabını buradan yaparlarmış. Türkiye'nin değil, dünyanın. Ve dünyaya buradan şey yapmış. Ondan sonra esas kaliteli üzüm, şaraplık üzüm buymuş zaten. Yani her yerde şey yapıyorlar. Tabii bir sürü üzüm çeşitleri var ama dünyada bir numara olan bu üzüm. Ve bu üzüm için zaten ta Roma zamanında işte bu üzümleri geçirmek için savaşmışlar. Gürcülere ta Roma zamanında savaşmışlar bunlarla. Yani bunların sanatını ve şarabını elinden almak için. Gelmişler etmişler falan. Hadi gelin tamam demişler biz teslim olduk gelin yapalım size şarap yapalım. Öğretmişler etmişler sonra kökünü almışlar gitmişler buradan. Çoğu yerlere dağıtmışlar. Bizim ondan sonra ismimiz şarap şehri olarak kalmış. Tabii ama orada. Bu da bizim kalıntılar işte buradaki üzümler. Kalıntı. Şu anda bizde belki 200 yaşında ağaçlar var şu anda. Aşağılarda gideriz gerçi. 200 yaşında böyle üzüm kökenli ağaçlar var. Bunlar aşar tüzü. Hala duruyorlar, yaşatıyoruz bunları. Ağaçlara sarmış böyle. Bol miktarda var ama değerlendiremiyoruz. Şimdi şarap işte biz burada tabii millete karşı günah ama sirke yapıyorsun günah değil ama şarap günah olduğu için değerlendiremiyoruz. Aynı şey doğru. Yemesi de biraz maaş olduğu için pek yemiyorlar ama şarap olduğu için bari de işte. Bizim milletimizi böyle evet. Olumsuz tabularla kandırmışlar. Millet de kanmış öylece. Dediği gibi sirkesini içiyor. Şarap dediği zaman şarap da sarhoş yapıyor. O da ben gözümden gördüm şimdi yani yapıyor şarabı. Küplere basmışlar böyle. Oradan dinlendiriyor, beklettiriyor. Ondan sonra oradan diyor ki ne yapacak? İçeride kurmuş bir tezgahını. Dışarıdan arı, oradan arı böyle. Arda damıta damıta geliyor. Dedim başka bir şey yok. Ne katacağız diyor. Hiçbir şey yok. Hatta alıyoruz dedi. Alkol her şey kendi içerisinde. Evet. Ondan sonra oturuyorlar. Ailecek, karısı, annesi, çoluk, çocuğu işte ölmüş arkasından. O da çok iyi insandı. Bizim bir akraba ölmüştü orada. Onun artık kaldıralım. İçtikten sonra mı yapıyorlar bunu? Üzümü? İçerken. O şarabı içerken böyle anıyorlar. Yani. O çok iyi insandı. Geçmişi güzel insandı. Şöyle oldu falan. Tabii geçmişi yad ediyorlar. Hayatta olanları. Muhabbet ediyorlar. İçeride şarkı söyleyen söylüyor. Ondan sonra köy evi. Davut'a git bir ev köy ev. Köyde yaşıyor. Hepsi köylü zaten. Oradan çıkıyor elinde gitarından şarkı söyleyenler, marka söyleyenler. Bu şarap için daha çok neşeleniyorlar. Yani benim lan dedim hoşuma gitti yani şöyle. Lan bu üzüm nelere kadirmiş? Biz de bu üzümü çürütüyoruz burada dedim. Şimdi adam çürütmüyor. Üzüne bakmıyoruz. Çürüğünü bir adam değerlendiriyordu. Yani onlar masada ondan nimet olarak yararlanırken. Ya onlara göre nimet. Yad ediyorlar. Evet. Tabii. Bizler de önümüzün arkasından iki günü alıyoruz. Üçüncü gün sonra başlıyoruz gülmeye. Bundan sonra miras nasıl bölüşürüz? O yer sana az kalmış, yani, kardeş kardeşi yiyor. Bu sana az kalmış, bu boğuşuyuz burada. Mirastan, o mu günah, bu mu günah? Mirastan söz açılmışken, evet. Dedeniz 1900 Cumhuriyet'in ilanında, 1923 yıllarda gelmiş buraya, yerleşmiş. Evet. Ve ondan kalan deden gitti, rahmetli baban Ahmet Özbek de gitti. Sıra bize geldi. Aynen. Siz de gideceğiz, biz de gideceğiz. Hepimiz gideceğiz. Hepimiz gördüğünüz bu mülklerin bekçisiyiz. Ya kiralık bekçisiyiz yani bekçi, başka bir bekçi, şey yok. Bekçi. Kiralık bekçisiyiz. Yer duruyor. Yer işte arsa oldu. Yapanlar gitti. Falan filan. Yer arsa oldu, yer köy oldu. Böyle bir karışık bir şey. Burada arsa var. Şunlar arsa evler. Rahmetli babam buraya işte o zaman 35 sene önce bu taraflar öğretmen Arif Özdemir, Mustafa Kartal durmuş sorular onlar falan geldiler. Burayı böyle sattı o zaman ama alanların çoğu da tayin oldu tabii. Savcı, hakim, bilmem müdür, işte okul müdürleri, öğretmenler, avukatlar aldı. Tayin olan gitti. Yerler duruyor. Götüren kalan, yok. Kalan işte birkaç kişi ev yaptı buralar ama yapmaya başladılar. Kim el değiştirdi 2-3 defa. Yani kimse bir iş götürmedi. Ne götüreceksin? Ben şimdi burada ne yapıyorum? Bize amele geliyor fındık toplamaya. Evet. Ben ameleye çalışıyorum. Amele geliyor. Sabah geliyor. Akşam gidiyor. Yemesini bitiriyor. Ben amelenin peşinde 100 türlü iş yapıyorum. Ondan sonra bağ işleri var. Onların koştur. Bunların sürekli biz çalışıyoruz. Hizmet ediyoruz buraya. Ameleye bakayım benden daha rahat. Ben seneye borçlu çıkıyorum. Amele yemesini alıyor gidiyor. Ben hep burada çalışmak zorundayım. Çalışmasan mekan sahibi. Çalışmasan orman olacak, pislik olur. Burada hayvanlar vardı daha önce tabii bir sürü. İnekler vardı, bir sürü mısır ekerdik, otlar biçerdik. Yani bir sürü leşmenlik vardı. Ama şimdi yine bekçisiyim burada. Ha benim tamam benim malım var ama daha dedem o zaman ormanken açmış, fındık dikmiş. Biz de onu yaşattık. Ben şimdi buraya bakmasam orman olacak burası. Kesinlikle.
Orman olursan olur, bir şey yaramaz. Bakarsan dağ olur derler. Şimdi tamam, benim yerimi kıskanır birisi ama işte bak yeri var güzel falan filan para ediyor ama bu yer para etmeden önce burası yerde sıtmaydı. Hastalık vardı. Kimse yerleşmiyordu. Fındık büyümedi, yerleşmiyordu. Ama biz Kokarca var, bak yine biz buradayız. Ama biz de diyoruz ki yani şu Kokarca belası gitsin. Devletimizin bakanı gelsin, buraya bir çare bulsun, bir şöyle bize bir moral versin. Zararımızı karşılasın. Yani bu böyle giderse 3-5 sene içerisinde insanlar ne yapacaklar? Şimdi bıkacaklar burada. Sadece fındık değil Sayın Özbek. Her şey, bak üzüm. Meyveler de gidecek. Üzüm var, elma var, bak burada bir sürü organik elma var. Var. Eskilerden dalından kalmış. Bahçede domatesin, biberin de yemiş. Yani her şey var burada ama bunları şimdi biz ne yapacağız? Bunları parayla değerlendirelim. İnsanlar yani bedava gelsin aslında. Ne yapalım? İnsanlar meyve yesin. Organik meyve. Elin İtalya'nın organik meyve, dağ elmaları, bizim burada dağ elmaları dolu, adam gidiyor. Ha git, çarşıya indiren yok, pazarlığına yok. Yani biz diyoruz ki yapalım bunları, izleyelim, pazarlayalım, edelim, burada gelişsin. Ama bize imkan var mı? Ben şimdi benim fındığım eğer bakmasın, sahip çıkmasın Kokarcalı diye, elimden almazsan zararını, ben sana 100 sene dedemden bu yana ihraç etmişim, fındık satmışız. Ve fındıktan yılda 5 milyar dolar ihraç yapıyorsun. 100 bin ton fındığın gitse senin 1 milyar dolar paran gider. Yani. Bu ne? Bu bir ziyandır. Devlet için milli ziyandır. Burada TÜİK demiş, yetin hakkı var herkesin. Ben çalışıyorum. Ne yapıyorum? Kendime kazanıyorum. Ama buradan ihracattan bütün Türkiye kazanıyor. Ben de diyorum ki şimdi ağlaması lazım burada. Bakanın, devletin ağlaması lazım. Eyvah. Benden bir parça gitti. 100 bin ton fındığım zayi olacak. Seneye daha çok olacak. Ne yapmam lazım? Bakanın gelip oturup burada bizden beraber sarılıp ağlaması lazım. Buna bir çare bulalım. Ziraatçılar, mühendisler, mimarlar ya da yurt dışından hocalar gelin bakın, rektör burada ziraat fakülteleri var. Nerede fakülteciler? Hiçbiri gelmiyor. Bana moral versin desin ki bu iş bir iki senede bitecek. Ya da iki sene boyunca senin ne kadar fındığın oluyor burada? 8 ton. 4 ton fındığını alacağım. Aynı fiyattan alacağım, yakacağım. Yakacağım, yağ yapacağım, ya ne yaparsan yap. Ben şimdi gidiyorum kendi başımdan tüccara gidiyorum ama bu kaç alırsın? Abi senin fındığı kimse 30 lira alırım, 40 lira. Peki ben ne olacağım burada? Mağdurum olacak. Ben devlete gitmem lazım. Ya da devletin dur oğlum satma bunu. Sen beni 100 sene sırtına taşıdın. 2 senede ben seni taşıyacağım. Şimdi sen beni 2 sene taşımazsan ne olacak şimdi? Ben ne diyeceğim sana? Ya ayağım ağrıyor, dizim ağrıyor. Beni biraz taşı, şuraya götür diyorum. Götürmüyorsun lan. 100 sene ben seni götürdüm. Yani ben diyorum ki 2 senede sen beni taşı. Evet. Şimdi biz rica ediyoruz yani bak. Yani yıllardan beri hep kendi başımıza köycülük yaptık. Ama kendi başına köycülük artık kurtarmıyor. Yemiyor. Niye yemiyor? Artık her şey gelişmiş. Fındıklar par etmeye başlıyor. İnsan gücü artık ortadan kalkıyor. İnsan gücüne ameliyat fındık toplattırıyorsun. Adamlar geliyor, neşeli yine tırpan vurdu kesin elinden. Şimdi motor vuruyor. Ama motor ne yapıyor? Mesela bahçeyi kirletti. Mantalları öketti. Bir sürü doğayı böceği öketti. Şimdi peşinden çıkmış. Motora toplattın. Bilmem neye toplattın. O zaman İtalya gibi, Avrupa gibi bahçemiz yok olacak. Adam bahçeyi hasır edecek. Yarın beton dökecek. Yok, doğallığı yok olacak. Bunun doğalı nedir? Eline tırpan vurursun. Adam şimdi gidiyor ucuza mal olsun diye, yemeği kurtarsın diye bahçeye tiken otur, şey yap, tiken zehri sürüyor. Ya ben tikeni sabah gidiyorum, börtlenlerini toplayamıyorum çoluk çocuk. Ertesi gün gideceğim buna zehir vuracağım. Kusura bakma diyeceğim, senin börtlenin akşam seni zehirliyorum diyeceğim. Lan benim vicdanım kabul eder mi? Burada şimdi merüzen tikenleri var burada, bir sürü git topla. Ya bütün insanlar bizim buradan topluyor. Ben şimdi merüzen alacağım, yemek yapacağım, yiyeceğim. Ertesi gün zehir sıkacağım. Abi şimdi sırgan ya, lan sırgan bir nimet. Dünyada nimet. Bir sürü ilaç yapılıyor. Adam gidiyor şu göt kadar arsası var 500 metrekare. Geçen arsaya ilaç vuruyor. Ya arsana ilaç niye vuruyorsun diyor. Lan elinden söksene, temizlesene orayı. Bir daha bitmesin. Abi sen nesin insan? O zaman sen de bitme, seni de öldürelim o zaman. Nesin bitsin sen? Senin dünyada ne kadar faydan var, senin de faydası var diyoruz. Abi kimse anlamıyor. Camide oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bu ilaç muhabbetler. Oo, yerine sık. Çok faydalı bir şey. Yer tertemiz oluyor. Hatta fındık zamanına yakın ota da sık. Ot da olsun, fındığı temizle topla. Lan yarın fındık bulamayacaksın. Saygıdeğer izleyenler. Yani şimdi dememiz gerekirse Yüce Allah yarattığı kullarına insanı yaşat ki insanlıkla beraber tüm ürünler, tüm canlılar yaşasın hepsi buyuruyor. Hepsi yaşayacak abi, hepsi yaşayacak. O zaman devlet idarecilerine düşen insanı huzur ve güven içerisinde korkusuzca, kuşkusuzca yaşatmaktır diyor. Son sözü sizden alalım. Vallahi ben şunu diyorum. Yani doğada her şey yaşasın. Domuz da faydası. Domuz da yaşasın. Yaşasın. Denizdeki balıklar da yaşasın. Doğadaki bütün insanlar hepsi birlik içinde, beraber içinde yaşasınlar. Ve şunu da diyorum. Bizim devlet büyüklerimiz, yöneticilerimiz, rektörlerimiz, hocalarımız, çıkan basın mensupları bu işi ciddiye alsınlar. Yoksa bu işin sonu çok kötüye gidecek. Çünkü dünya
bir yerleri işgal etmeye çalışıyor. Bir yerlerin peşinde. Onların niyetleri başka. Çok yanık olmak lazım. Köylü olarak örgütlenmemiz lazım. İşçi olarak, emekçi olarak örgütlenmemiz lazım. Bütün ben bu toprağa sahip çıkarken kendim için sahip, çocuklar için sahip çıkmıyorum. Kesinlikle. Bütün gelecek için sahip çıkıyorum. Herkes için. Gelecek. Ben burayı terk edersem, yarın herkes terk eder burayı. Yakında binalar dikilir buraya, beton binalar dikilir, tamam mı? Ondan sonra bu fındığa gidersin, kilosunu 100 dolara yersin. Şimdi balığı yedin gibi. Ne oldu? Balıkları bitirdi. Kim balığını yiyorsun şimdi? Norveç'in balığını yiyorsun. Senegal'dan, Gambiya'dan balık geliyor. Ondan sonra Bodrum'da çiftlik yetişmiş sünni tavukları geliyor. 30 gün yetişmiş tavuk gibi, 30 gün yetişmiş balık yiyorsun şimdi. O hale gelirsin. Yarın da fındığı bulamazsın. Bulamayacaklar. Niye? Gaz kepçeleri, güzelim yerleri, o verimli toprakları ne yaptın? Betona çevirdin. Öbür taraftan siyanür altını çıkarıyorsun benim burnumun dibinde. Belki de bu kokarcayı bunlara eğitti. Belki de bu kokarcayı siyanür havuzlarında gelişti. Böyle canavar oldu. Ne işi var ya şu Artvin'de 7 futbol sahası büyüklüğünde siyanür havuzları var. Git Erenyurt burnumun dibi. Yarın başka yerde başlayacak. Ya benim ne işim var? Altını istemiyorum. Öyle ben altına bakıyorum. Ünye'de de başlayacak. Çataltepe mevkiini. Yani başlarsa ne olacak peki? Altın arama için yabancılara satıldığı peki yarın altımız ediliyor. Olacak ama suyumuz olmayacak. Fındığımız olmayacak. Yarın altımız olacak ama börtlerimiz olmayacak. Peki bak şu otlar nereden çıktı? Bak niye bunlar pis otlar var oradan? Bak bunlar gen değiştirdi. Niye değiştirdi bunlar? Bak bunlar yoktu burada. Bunlar koyun yemiyor. Hayvan hiçbir şey yemiyor. Bunlar nereden geldi bunlar? İşte sıkılan pis şeylerden geldi. Değişik elma çeşidi ilaç var. Adam şimdi İlkokul mezunu, fındık tüccarı, adam gidiyor ilaç satıyor, envai çeşit. Köylü geliyor soruyor, dinliyor buradan. Bu bir çok iyi durdu. Bu bunun köküne kadar 50 santim dibe kadar iner, kokunu çürütür. Ondan sonra bu diyor şuna iyi gelir. Ne yapayım zehirli. Ya bunu sen ne tarif edin dedim ya. Abi sen neyi tarif edin dedim ya. Hayatı yok ediyorsun. Abi sen diyorsun ki 50 santimde zehirler, bu zehir dereye gidecek, balığa gidecek, balığı duracak diyorum. Bu nasıl tarif edin, acımıyor mu dedim ya. Fındıkçı acımıyor musun sen ne yapıyorsun dedim ya senin tahsilin kültürün ne sen ziraat mühendisi değilsin ki dedim. Adama tarif ediyorsun. Anlaz yok dedi ya bu dedi. Bunun günahı yok. Kime hocaya sordum dedi. Vallahi bil aynen böyle aklına hocaya sorsun, sordum. Aklına ya hocaya niye sorayım abi hoca ne bilecek. Git bunu git iyi bir ziraat mühendisinden sor. Git de ki arkadaş biz böyle böyle yapıyoruz. Toprağı zehirliyiz ama bu hayvan acaba bir şey olur mu? Hocanı anlar hocaya git şeyi sor. Kur'an'daki ayeti sor onu da bilmez. Topraktan geldik toprak olacağız. Toprağı bunu, zehirlersek toprağı nasıl alacak? Toprak zehirlendi mi? Sen şimdi şu toprağa nasıl gireceksin abi? Can kayıpları demektir. Ya toprak bana sabah kalkıyorum hiçbir şey yok. Şu tembel yat burada. Yılın 12 ayı buradan değişik faydalı otlar çıkıyor. Çıkar. Her gün gel buradan karnını doyur. Hiçbir şeyin üstünde. Yemin ediyorum şey. Doğru. Hiç armut da açlama, hiçbir şey açlama. Bak hamanutları göstereyim sana. Git oradan gör. Hepsi yeniyor. Hepsi faydalı bir şey. Hiçbir şey yapma ya. Doğada ama sen doğayı yok edersen doğa da bizi yok eder. Toprağı zehirlediğin zaman canlıyı hiçbir zehirlemiş oluyorsun. Sana küfür hiçbir şey vermez sana. İsyana bak böcekleri salar görürsün ondan sonra işte. Evet. İşte her şey böyle toprak beton görürsen, her şey para görürsen, altın görürsen ondan sonra işimiz kötü. Yarın bizim biz kızıyor şimdi babalarımıza. Benim çocuklarım bize işlerinin kızıyor ama onların çocukları bu halleri geride okudukları zaman hepsi diyecek ki bize ne diyecek biliyor musun? Beddua etmesini bilmeyecekler, ateist olacaklar diyecekler, bize küfür edecekler. Böyle bir sahtekar nasıl bir sahte tereyağı, sahte bal, sahte bilmem şey, her şeyin sahtesi çıkmış. Pirinç niye sahtesi çıktı? Evet. Her şeyin sahtesi çıktı, niye? Bizim yüzümüzden. Size bir söyledik, bin ah işittik derler ya. Aynen. Evet, duyarlı insan olduğunuz için duyarlı insanlara söylemesiniz gerektiğini söylediniz. Çok şeyler var aslında da söylenmesi lazım ama yani söylemekten de bitmiyor ki. Söylüyoruz, konuşuyoruz ama insanlarla konuşuyoruz. Lafta kalıyor. Ama, lafta kalıyor. Atmayın zehri, yapmayın bunu, gözünü seveyim. Sadece burada her tarafta böyle. Yani dünyanın bu en zor işi doğruyu anlatmak der büyükler. Onun evet, için doğruyu anlatmak yine de düşünerek yaşayan insanların işidir diyor. Size teşekkür ediyoruz. Şurada bir yalan, şurada bir para vardı bol güne. Yalan atsın, o paranın peşinden 1 milyon kişi gider. Ya şurada alın terinden 50 lira, şuradan mısır ekeceksin, büyüteceksin, satacaksın dese buraya 10 kişi gitmez. Ama buraya şu anda, şu nesilde, o nesil bizim nesil, bizim nesil, bizden sonraki nesil. 1 milyon kişi o paranın peşine gider ama oraya 10 kişi gitmez. Şimdi durum buraya gelmiş. Yalana niye bu kadar meyilliydik? Senin şimdi doğal mısırın yoksa, doğal terin yoksa ne işin var paranın peşinde? Orada ne yapacaksın? Ya nefes alamıyorsan ne yapacaksın parayı? İşte Kızılderililerin çok güzel sözü var ama. Yarın derede su kuruduğu zaman, derenin balıkları bittiği zaman,
İşte toprak kuruduğu zaman ondan sonra paranla nasıl yiyeceksin diye, nasıl göreceksin diye bir sözü var. Çok güzel sözü. Çok bende kızların kitapları var. Çok okudumlar ama. Çok kitaplar okudumların. Aklıma evet. Şu anda pek de bir şey gelmiyor. Çok güzel şeyler var. Acayip çarptı beni, etkiledi. Ya şimdi alacak, şimdi dünyanın sonu buraya geldi. Kızılderililer haklıymış. Hepsi doğal yaşıyorlarmış. Hepsi doğal ilaçlar yapıyorlar, doğal tedavi yapıyorlar. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi hastaneye gidiyorsun. 50 çeşit değişik seni hastalandıran ilaçlar var. Değişik makinelere giriyorsun. E ne yapıyor? Seni hastalık yapıyor. Şimdi sen insan garantili hastane yapmışsın. İnsan garantili köprü havaalanı yapmışsın. Ben de diyorum şimdi aklımca şunu diyorum. Abi insan garantili hastane mi olur? Yani hasta sayısına bakıyorsun günlük. 24 bin diyor. Ulan diyor buraya giden 3 bin kişi. Şimdi şunu yapması lazım. 3 bin kişi var. Ey başhekim. Bu 3 bin kişi 500 kişiye düşmen lazım demesirken diyor ki 24 bin kişiye çıkarsan günlüğe. Lan hasta artırma hastanesi. Abi tamam otomobil artacak. Köprü artacak da şimdi hastane ne yarsın? Ben benden mantığımı almışım. Lan o zaman bizi diyorum, doktora emanet etmeyelim. Niye? Şimdi doktorun görevi hasta sayısını yükseltmek. Şimdi yeni ilim irfan sahibi insanlar çoğu ilaçların hastalıkları tedavi etmek yerine daha da çok artırdığı çok yolunda hastaneler dönüyor, makineler var. Tamam. Bu hepimiz konuşuyoruz ama kanıtlıyor zaten. Tabii doğa kanıtlıyor bunlar. Ama toprağı yok ettiğin zaman bütün canlıları yok ediyorsun. Toprak yok, insan da yok, canlı aynen da yok ya demektir. Evet, çok yazık. Tekrar teşekkürler Sayın Özbek. Şey de biz de teşekkür ederiz abi. Sağ olasın, eline sağlık, ayağına sağlık.